Şimdi ya bu şeyde Onur Bey sizinle başlamak istiyorum. Takip edebiliyor musunuz? Bu altılı masada ne oluyor? Yani Gültekin Uysal Demokrat Parti Genel Başkanı bir şey söylüyor. Davutoğlu alınıyor. Karamolluoğlu bir şey üç ittifak içinde ittifak diyor. Ya yani böyle bir sanki sallantıda bir şey varmış gibi sonra toparlanıyorlar. Diyorlar ki yok bir şey sorun yok. 24 Nisan'da zaten buluşacağız filan. Ne görüyorsunuz siz? Yani gördüğünüz fotoğraf nedir? Bir problem mi var? İç problem mi var yoksa kötü niyetle yorumlanarak bunun bir iç problem olduğu propagandası mı yapılıyor? Hangisi? Dışarıdan gördüğüm şu. 2017 yılında başkanlık e, sistemi gelirken koalisyonlardan kurtulacağız dediler ya. Aa işte bunlar koalisyon görüşmelerinin ta kendisi. Yani bunlar koalisyon görüşmeleri. Bunlar koalisyon görüşmeleri. Millet İttifakı adeta sanki da kaçınılacağı iddia edilen o koalisyonları seçimden sonra değil seçimden önce yapıyorlar. Bu Bunun malumun ifşası bu. Peki bir tartışma var mı hakikaten gördüğünüz? Yani aralarında uzlaşmaz çelişkiler mi doğmaya başladı yoksa giderilebilecek bir takım görüş ayrılıkları mı? İçten içe kaynayan bir şey mi var yoksa abartılıyor mu? Bakın Millet İttifakının şöyle bir şey var. Dışarıdan baktığım zaman ve katıldığım noktası Türkiye'ye başkanlık sistemi dar gelmektedir. Gerçekten de parlamenter sisteme dönüş yapılmalıdır. Ancak bunu yaparken Millet İttifakı şu çelişkiler içinde. Başkan şey parlamenter sistem dediğiniz zaman sayın meslektaşım daha iyi bilirler. Yani tercihe de atmak istemem keza herkes. Bu kadar bile. uzun vaktimiz yok. Ben daha Çok kısa. yüzeysel bir yorum Çok istemiştim. Çok kısa. Cumhurbaşkanı parlamenter sistemde nasıl seçilir Ahmet Hakan Bey? Parlamento tarafından seçilir. Açıkladıkları şey içinde de Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceğine ilişkin hiçbir ibare yok. Bu şu demek. Bunu şunun için anlattım. Daha en basit parlamenter sistem konusundaki en basit. Daha bu işin ABC'si Elif'i yani bu işin. Elif, e, Peki bu tartışma var mı? O masa dağılmış. Bir, bir dakika tartışma var mı yok mu bu masada? Bu, bu masada tartışma olmama ihtimali yoktur. Çünkü Peki evet. dağılma potansiyeli taşıyan bir tartışmamız. İçinde mıdır? olsaydım bunları bilirdim. bilirdim. Şimdi ben, sadece izlenimin izleniminizi diyorum. soruyorum ben sadece. dağılmıştır diyorum. İzlenimim şu, izlenimim şu. E, seçim kanununda bir önce seçim kanununda son yapılan değişiklikten önce e, küçük partilerin daha fazla imkanı varken şimdi daha az imkanı var. Şu anda şunu tartışmak zorundalar. Küçük partiler Hayır hayır e, ben ne yaparlarsa yüzdesi, yüzdesi şu siyaseti gözlemliyorsunuz. Evet. Dışarıdan baktığınızda burada ciddi bir sorun var mı? Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Onu söylüyorum. Eğer bu kadar A yani evet hayır test sorusu yapıyorsak evet ciddi bir sorun vardır ama aynı soruyu Cumhur İttifakı için sorarsanız ona da evet diyeceğim. Çok teşekkür. Bu masanın en büyük sorunu bir aday çıkaramamalıdır. Onun dışında bu masada hiçbir sorun yok. Her şeyi halledebilirler. Zaten o masada... Bu sancılar aday çıkaramama ama sancısı evet. mı? O masada zaten ne Türkiye'nin sorunu ne şu ne parlamentez hiçbir şey konuşulduğu yok. Tamam Bu Bunlar hikaye. Hiç konuşmadık diyorlar adamlar adaylıklar Konuşamıyorlar üzerine. Konuşamıyorlar zaten. Niye? Bakın ipuçlarını söyleyeyim. Ali Babacan bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki bir dakika ya biz Millet İttifakı'nın bir parçası falan değiliz dedi. Şaka gibi. Daha konuşulacak çok şey var dedi. Şu, andan, şu anda böyle bir şey söyleyemem dedi. Bir... Gültekin Uysal. Yani Demokrat Parti. Demokrat genel Parti'nin genel başkanı. Hani birilerinin zurnanın son dediği diye böyle eee yaklaştığı. yaklaştı. Nemin gayet entelektüel bir genel başkan. Ben demiyorum yani. bak. Demiyorum. Demeyelim size. öyle. Öyle o tanımları kullanmayalım. Kullanmayalım. Ama düşünsenize çıkıyor diyor ki 20 yıllık AK Parti iktidarında sorumluluğu olandan aday olmayacak. Doğru söyledi. Şimdi bak <laughs> doğru yanlış tartışmıyoruz. Orada 0,00007 oy alacak Altılı masa içerisinde Ben şey olarak söylüyorum e, Teknik olarak söylüyorum Yanlış anlamasın beni Olsa da olur olmasa da olur Mertebesindeki bir kişi Çıkıyor ve diyor ki Davutoğlu sen aday olamazsın Sayın Babacan sen de aday olamazsın Açıkça bunu söylüyor Sonra düzeltti mi ne yaptı e, Düzeltti kriz çıktı Sonra ikinci hamlesi Diyor ki seçilebilir olacak Kemal Bey diyor ki bak sen seçilemezsin. Senin partindeki belediye başkanları bile yoklamalarda senden daha çok oy alıyor. Onu da taca attı. Bakın 0,0007 belirleyici olmuş oturuyor. 3 e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında sıkıntıyı görüyoruz. Süre çok kısa. Ne olur kısa tutalım. Yeter o zaman. Yani <laughs> bir daha, şey Yani şu bir son konu, sonuç olarak. Sonuç olarak bunu görmek için I, 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 allame falan O zaman büyük yer. bir kriz var Büyük bir kriz var krizin düğümlendiği yer Aday kısmı bu aday meselesinde Ne bize ikide bir adayda yatıyorsunuz? Niye adayımızı söyleyelim Adayı çıkaralım da yıpratın mı gibi Kaçamak cevaplarla i, Oradan uzaklaştırıyorlar mesela Bülent Bey. Kriz falan yok Şimdi iktidar Altılı masayı ya da millet ittifakını Bir aday Üzerinden tartışmaya zorluyor Peki Millet ne oluyor kadar? burada? Bir bir, bir, bir takım tar tartışmalar yaşanmıyor Hayır mu burada. Bir adaylık tartışması yok. Ne tartışması var? Şöyle. Şimdi adaylığa gelmeden önce halledilmesi gereken şeyler var. Yani Türkiye eğer önümüzdeki dönemde Millet İttifakı, muhalefet bloğu iktidara gelecekse Türkiye'yi nasıl bir sistemle yöneteceklerini Ekonomik krizi nasıl çözeceklerini, dış politikayı hayır, nasıl Bülent yapacaklarını, Bey, size... hukuk sistemin nasıl olacağı hayır, konusunda. Onur Bey'e ya... Bey e yaptığım gibi yani size de burada... aynı şeyi yapacağım. Şöyle, yani ben e, bunlar ne tartışıyorlar şöyle, anlamıyorum. Valla bir vatandaş şöyle, olarak. Önce, Temel Karamoğluoğlu bir şey söylüyor, ama Gültekin o, o, Uysal Ahmet bir şey Bey, O Ahmet da, Bey. da üçüncü bir yol bulacağım. Ahmet ben Bey, ben Bey. Diyor. Burada ortaklaşılmadan aday belirlenmesi doğru değil. Nerede ortaklaşacaklar? Ama yani ilkeler konusunda ortaklaşmaları lazım. Ama Gültekin Bey diyor ki... AK Parti'nin 20 yıllık iktidarına bulaşmamış olacak diyor. Seçilecek olacak Ama diyor. O Cumhurbaşkanı Ögürü ile ilgili diyor bir ittifak içinde. Cumhurbaşkanı ittif ile ilgili bir nitelendirme ya, yapıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi Ama yapıyoruz. Temel Karamoğlu'nun söylediği yapıyoruz. şey, e, gündeme getirdiği şey yeni seçim sistemiyle yapılan bir tartışma. Şunu söylemek. Yani, yani... Şunu sormaya çalışıyorum size. Ben mesela e, bu altılı ittifak masasını destekleyen gazetecileri okuyorum. Hani onların verdikleri kulis bilgilerine bakıyorum. Onlar diyorlar ki Davutoğlu Gültekin Uysal'a çok bozulmuş. Kılıçdaroğlu'nu aramış. Kılıçdaroğlu onun gönlünü almış. Ondan sonra Gültekin Uysal bugün Kılıçdaroğlu'na gitmiş. Sonra Davutoğlu'na da gidecekmiş. Ama gibi 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 şöyle, kulisler okuyorum. Ve şunu soruyorum. Bunlar ne anlama geliyor? Ahmet Bey bir kez altılı masanın hepsi aynı çatı altında bir ittifakla seçime gidecekleri konusunda henüz verilmiş bir karar yok. Yani babacanın dediği o yani. Evet. Şimdi. E bu da kritik demek işte. Altılı de Masa'nın e, Türkiye'nin önümüzdeki önümüzdeki yani. dönemle ilgili sistem konusundaki tartışmaları, o konudaki görüşmeleri, işte ortak çalışma gruplarıyla i̇şte çalışmaları sistem, devam ediyor. Ama sistem. Bu, bu altı oturum partinin oturum aynı, çatı, aynı parti çatısı altında seçime gideceği ya da farklı partiler içerisinde ittifak oluşturacakları <laughs> konusunda henüz verilmiş bir karar yok. Ee, önümüzdeki dönemde yapacakları tartışmada buna karar verecekler. Peki. Sayın Karamollaoğlu'nun söylediği şey de ya bu. Hani hemen ya seçim, sonuçta, hadi seçim. Bakın, hemen seçim, seçim hazırız. Pazar bakın, günü seçim olsa ya daha hiçbir şey yokmuş ortada. Sonuçta muhalefet e, en fazla Bunlara cevap oy desteğiyle Bırak iktidara de. gelebilmek için bir fazla milletvekili çıkarabilmek için kendi aralarında bunu tartışacaklar gayet normal bir şey. Hakan Bey, Zaten iktidar da bu seçim yasasını seçim, derhal seçim muhalefet erken seçim. kendi içerisinde bu tartışmayı yaşasın diye yaptı getirdi yani. Hakan Bey. Benim yorumum biraz kısa ve değişik. Çok teşekkürler. O 6 kişinin içinde üç tane diğer üçünü oranla çok daha becerikli, nitelikli ve en azından lider özellikleri taşıyan üç tane lider görüyorum. Kim onlar? İsim vermek istemiyorum. <laughs> ya, olmadı. Günü gelince söylerim. Tamam. Bu üçü sayesinde o masa devrilse de devrilmese de muhalefet sağlıklı adaylarla seçime gidecektir diye düşünüyorum. Kazanıp kazanmamak ayrı bir şey. Zafer Bey aynı kısalıkta rica ediyorum. Ahmet Bey Edip Cansever'in bir şiiri var. Masada ne masaymış ha diye. Ben sadece onu hatırlatıp sözümü size de <laughs> 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 Güzel, peki. Ya o zaman ben gerçekten bir böyle laf sokmak için falan değil. Anlamaya çalışıyorum ama hakikaten anlamadım yani bu şeyi son dönemde bir ihtilaf mı yaşanıyor yoksa başka bir şey mi? Şimdi bu söylenenler de evet yani bunların hepsi doğru olabilir. Yani gerçekten bir aday çıkaramama, aday belirleyememe sancısı da olabilir yani mantıklı. Sizin dediğiniz gibi bir koalisyon başkanlık sistemi tam da budur iş. koalisyonun ön görüşmesi. Gör, ön görüşmesi de olabilir. Ahmet Bey Bülent, burada Kemal Bülent bey e ve dediği Sayın Akşener'e bakmak lazım. Ee, orada bir sorun yoksa Pat, patron ikisi mi? Masada sorun çıkmaz yani Masanın patronu Patrona ikisi mi? Yani, yani evet. e niye diğerleri Ş şöyle? Bostan yani Bostan korkuluğu mu? Yok Bu doğru. iki parti <laughs> bu dediğiniz iki, iki part... kişiden birine kalırsa iş 17 yıla benzer. İttifakın temelini oluşturuyor ve büyük bileşenleri <laughs> Bu iki partiye bakmak lazım. İşte Bu iki pa parti arasında hiçbir A sorun altılı yok. Altılı Masa'nın patronu kim diye sormuşsun. İşte verdi cevabı diyor ki Akşener ve Kılıçdaroğlu ikisi diyor. E şimdi bu da yarın bir krize sebep olacak Bülent Bey. Adayla patron farklı kişi mi? Olmaz olmaz hakikaten. Bülent Bey. Ya Hayır ben Bülent halkın, Bey yanlış söyledi halkın demiyorum. Halkın nasıl değerlendirdiğini, bu nasıl gördüğünü. Bu da yarın bir krize sebep olur. Şimdi Bunu dillendiriyorum. <laughs> halk böyle görüyor. İki parti arasında Say, sorun çıkmadı. Sayın Davutoğlu. Davut Valla halk, halk sorun çıkmaz e, yani. Bu, bu orada cümleye... katılmıyorum. Halk Kemal Bey yetersiz görüyor ki anketlerde de beş kişi onun önünde çıkıyor adaylarda. Ama size şuna katılmıyorum. Diğer saydığım başka üç gördüğüm üç kişi... Kemal Bey ona mecbur edecekler. Peki bir şey soracağım. Benim görüşüm patronla aday farklı kişiler olabilir, değil mi? Olabilir. Tamam Ad mı Onur? Altını çiziyorum. O olabilir dedi başka bir şey çiziyorum. Aday Bülent, Onur aday kazanacak aday olacaktır. Bülent, Bülent Bey'i ateş kazanacak at kişi aday olacaktır ya. Bülent Bey'i ateş atmak istemem. Severim ama bu sözü e, yani patronu akşener ve kılıçdaroğlu sözü Davutoğlu'nu fevkalade e, üzer. Ne yapacak yani yarın Bülent Bey'i arasın o da onun gönlünü alır. Kemal Bey'i arar. Öyle mi? Kemal, Kemal Bey'i niye Bey arasın? Abi. Ben burada kendi fikirlerimi söylüyorum. Ben, Benim ben... söylediğim fikirler Kemal Bey'in fikirleri ben değil ki. Değilim. Abi sizi ararsa yani, bir gönlünü yani. alırsınız ya ne olacak yani. sanki? Yahu bir şeyin de e, Gültekin Bey'in fikirleri de Gültekin Bey'in fikriydi. Şimdi Turgay Bey Millet İttifakı denince e, başka bir şey çıkıyor ortaya. Altılı masa deyince başka bir şey çıkıyor. Millet İttifakı denince... Akla gelen iki parti İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Partisi Demokrat Parti evet ama ya yani millet ittifakı deyince bu çıkıyor ortaya Gültekin Bey de nasıl ortalığı karıştırdı ya bravo vallahi <laughs> karıştırdı bravo Vallahi toplumsal yani, tabanı hayır. olan bir şey söyledi Biliyorum nasıl ya? artık. Nasıl? Yani şöyle, şu çok net değil mi? Şimdi. Tamam tamam, kapatıyoruz. Bitti program. <laughs> tamam bitti peki. Çok teşekkürler. Haklıydı değil mi o zaman? Haklıydı. <laughs> Haklıydı Çok çok. Hakan Bey, Turgay Bey çok teşekkürler. Bülent Bey, Onur Bey ve Zafer Şahin Ankara'da çok teşekkürler katıldığınız için. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.